2017 yılının ülkemiz, insanımız ve İslam alemi içinde inşallah hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Konya Spor camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Suriye'den yine şehit haberi var. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır veriyorum. Sabır diliyorum. 16 haftalık bir aradan sonra, baştan sonra takımımız salı günü Antalya Belek'te devre arası kampına başlayacak. Sportif olarak baktığımızda hedeflediğimiz 23-26 puan bandında 24 puanla tamamladık. Bir maç kaldı, Galatasaray maçı. Konya'da oynanacak olan bu maçta kazandığımız takdirde yine Konya Spor tarihimize devre arasında en yüksek puan hedefine ulaşmış olacağız. Bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı taraftarımıza, basınımıza ve tüm Konya halkına teşekkür ediyoruz. Biz son yıllarda hep slogan haline gelen "Birlikte Konya'yız" hedefini Konya Spor'la birlikte yaşadığımızı düşünüyorum. Bu sporun dışında da inşallah diğer sahalarda, ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve birçok yerde kendini gösterir inşallah. Konya Spor olarak Konya'mızı temsil ediyoruz. Kulüp olarak da zaten iki ana hedefimiz vardı. Birincisi Konya'mızı temsil etmek, ikincisi de Konyalı gençlerimize sporu sevdirmek ve kendilerine spor imkanları kavuşturmak. Bu iki hedef doğrultusunda görevimize devam ediyoruz. Tanıtım noktasında ulusal mecralarda bugüne kadar iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Kısmet oldu bu 2016 yılında uluslararası, yani UEFA Avrupa Ligi'nde de şehrimizi temsil ettik. Buraya gelen tüm misafir takımlar olsun veya UEFA temsilcileri Konya'dan hep sitayişle bahsettiler. Hep güzellikleri gördüler, yaşadılar. Zannedersem sporun ana gayelerinden bir tanesi, en azından bizim Konya'yı temsil etme gayemiz bu noktada başarılı olmuştur. İnşallah ilerleyen yıllarda yine Avrupa'da daha büyük başarılara imza atarız. Bu ilk senemizdi. Bir tecrübe kazanma sezonu diyelim buna. Bunu bir şekilde atlattık. Bazı şanssızlıklar vardı, bazı tecrübesizlikler vardı ama sonuçta iyisiyle kötüsüyle bir UEFA Avrupa Ligi'ni de geçirmiş olduk. Konya Spor olarak tabii geçen sezon 3. sırada bitirmemiz belki beklentilerin de artmasına vesile olmuştur. Fakat bizim orta vadedeki hedefimiz şuydu. Onun için bu sezon başında da İlk 6 içerisinde bitirme gayreti içerisinde olacağımızı, belki bu 6 olur, 8 olur ama ilk 6 içerisinde bitirme gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmiştik. Devre arasını 23-26 puan bandında, sezon sonu da 55-60 puan bandında inşallah hedefliyoruz. Bu noktada teknik heyetimiz, başta Sayın Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman olmak üzere, kendileri de sistemli, düzenli çalışmalarıyla bu başarının mimarlarındandır. 12. adam diye gördüğümüz taraftarımız gerçekten yine ilk yarıya damgasını vuran taraftarlardan olmuştur. Sıralamada baktığımızda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra 4. sırada ortalama maç izleyen taraftarımız 20 bin civarında. Bu da Konya'mız için çıtanın biraz daha yükseldiğini gösteriyor. Hatırlarsanız yeni stadyuma taşındığımızda da basamakları birer birer çıkacağız demiştik. Onun için bu başarı basamaklarını inşallah birer birer çıkacağız. Tabii bu sezon ilk yarıda baktığımızda şu anda 7. sırada olmamız belki taraftarlarımız açısından biraz
beklentilere cevap verilemediği gibi algılanabilir ama futbolda bu tür şeyler olabiliyor. Şanssızlıklar vardı, hakem hataları vardı veya bazı kendi hatalarımız da vardı. Bunları bir araya getirdiğimizde sporun içerisinde bunların olabileceğini düşünüyoruz. Birkaç defa hem Cumhurbaşkanımızla hem de Spor Bakanımızla çeşitli vesilelerle bir araya geldik. Türkiye'de futbolun önemi tartışılmaz. Fakat ülkemizin de birinci önceliğinin olmaması gerektiğini ve futbol kaynaklı problem üretmememiz gerektiğini defaten her yerde konuşuyoruz. Fakat yine bakıyorum ben son mesela Şehitler Tepesi'ndeki program öncesinde Spor Bakanımızla yaptığımız toplantıda da özellikle hakem hataları olsun veya taraftarları kışkırtacak, taraftarları tahrik edecek herhangi bir söylemde bulunulmaması yönünde. Biz zaten Konyaspor olarak yıllardan beri bunu bir misyon olarak edinmiştik. Fakat yine bakıyorum ben hemen 16 hafta geçtikten sonra bazı kulüp yöneticileri hemen hakem hatalarını sıralıyorlar veya başka yollara başvurabiliyorlar. Onun için burada futbol konuşurken her şeyden önce beraber olduğumuz ortamlarda gerek Cumhurbaşkanımız gerekse Spor Bakanımızla beraber yaptığımız toplantılarda konuşulan ve orada söz verilen veya sözü alınan konularda samimiyet gerektiğini düşünüyorum. Değilse her takım aşağı yukarı hakem hatalarına maruz kalabiliyor. Bazıları az veya bazıları çok. Yani sadece örnek olsun diye söylüyorum. Son mesela Karabük maçı ile ilgili orada yine onların bir yöneticisi işte efendim bunları dile getirebiliyorlar. Aynı maçta bizim de maruz kaldığımız şeyler olduğu halde bir kırmızı kart verilmedi, ne bileyim bir Ali Şam'dan offside pozisyonu diye gol pozisyonu kesildi. Şimdi tek taraflı bakmamak lazım yani olaylara. Bunu yaptığımız anda inşallah Türk futbolu ve yöneticiler açısından bir yerlere gidilebilir. Diğer taraftan 45 tane şehit verdiğimiz Beşiktaş-Bursa maçından sonraki hadise çok daha sıcakken bu samimiyeti, orada konuşulan samimiyeti artık hayata geçirmek gerekir. Çevik kuvvetimizin orada maruz kaldığı bu hain saldırı maalesef bizleri çok üzmüştür. Ama altyapısına baktığımızda çevik kuvvetin orada ne işi vardı? Yani futbol sahada oynanır, taraftar tribünde izler, herkes bedeni bir şekilde yenilir veya yener. Ona saygı duymak zorunda. Fakat sadece taraftarlar birbirine girmesin diye, taraftarlar efendim kavga yapmasın diye polisimiz asli görevini bırakıyor. Orada sadece orada bir kolluk kuvveti olarak görev yapmak durumunda kalıyor. Daha sonra bakıyorsun, sebep olan gerek futbolcu olsun, gerek yönetici, gerek taraftar polisimize efendim gol atıyor, golden sonra selam duruyor. Niye gol atınca selam duruyorsun? Kime efendim polise hediye etmiş? Böyle bir saçmalık olmaz. Samimiyetsizliktir bu. Yani polisimizi eğer gerçekten koruyacaksak, ona saygı duyacaksak, polisimize gerek duymayacak şekilde davranmamız lazım. Daha dün futbol sahalarında o yıldız futbolcu dediğimiz kişiler şampiyonluk uğruna veya maç uğruna birbirinin boğazını sıkıyordu. Ondan dolayı tahrik olan taraftar birbirini bıçaklıyordu. Yöneticiler şampiyon olacağız diye olmadık senaryolar çiziyorlar. Basın bunu sürekli işliyor. Bazı televizyon kanalları sabahlara kadar geyik muhabbeti yapıyor. Ve toplumu hep böyle olumsuz bir şekilde etkiliyorlar. Ondan sonra da şehit olan polisimizin üzerinden de yine aynı kişiler bakıyorsun en ön saftalar. Bu samimiyetsizliktir. Onun için futbol dünyanın en önemli meselesi değildir. Futbol Türkiye'nin de en önemli meselesi değildir. Her şeyden önce bunun altını çizmek lazım. Onun için topluma bundan sonra bu konular inşallah milat olur. İnşallah bundan sonra bunlar bir daha yaşanmaz.
Ve futbol sadece bir spor, eğlence ve bir müsabaka, bir yarış olur. Onun ötesine geçmemesi lazım. Şu anda ülkemizde yeni statlar inşa ediliyor. Nezih ortamlar oluşturuluyor. Fakat bu nezih ortamların içerisinde yine futbol nezih bir şekilde oynanıp, devam ettirilip tamamlanması lazım. Ne şampiyon olanın göğü başı göğe eriyor, ne de düşenin dünyası sona eriyor. Öyle bir şey yok. Bir defa bu psikolojiden hem biz yöneticiler, hem basın, hem de taraftarlar bir defa buna inanması lazım. Bunu böyle görmesi lazım. Onun için buraya bir parantez açma ihtiyacını duydum. Yani mutlaka diğer konulara da gireceğiz. Diğer efendim sorularınızı cevaplandıracağız ama futbola bakış açımızı biraz değiştirsek iyi olur. Bir de komşu şehirlerle durduk yere bir hakem hatasıdır ve oradaki bir yöneticinin hatasından dolayı kin ve nefret tohumları ekiliyor. Onun için ben bu noktada Konya olarak, Konya Spor yöneticisi olarak her zaman söylediğimiz, belki taraftarlarımız yine mi hoşgörü, yine mi sevgi, barış kardı? Evet, Konya olarak biz bu kelimeleri hayata geçirmek zorundayız. Spor sahalarından tüm ülkemizin diğer alanlarına bu şekilde mesajlar vermek zorundayız. Onun için girişte böyle bir geniş bir parantez açma ihtiyacı duydum.